Sevgili Akşam Pazarı TV izleyenleri, bugün sizlere Örme Sanayicileri Derneği'nden sesleniyoruz. Örsat Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Kurt Beyefendi yanımızda. Başkanım merhaba. Merhaba. Özellikle sektörle ilgili de sıkıntılı bir süreç yaşadık ama baharla birlikte, yeni umutlarla birlikte sektörün biraz toparlandığını biz hissediyoruz. Tabii siz işin mutfağında da olduğunuz için aslında önemli olan sizin ne düşündüğünüz. Özellikle 2016'nın ilk çeyreğinde sektörle ilgili nasıl gelişmeler yaşayacağız? Şimdi Türk tekstil sektörünün ülkemizde yaşanan olumsuz havalara rağmen, terör olaylarına rağmen 2015 ile 2016'yı kıyasladığımızda 2015'teki Ocak, Şubat ayları ve Mart aylarındaki işletmelerin düşük potansiyeli bir çalışma, verimli olmayan bir çalışma, arz talebin olmadığı bir dönemde ama 2016 yılında da bu kadar kaos, bu kadar terör olan bir ülkenin içerisinde tekstil sektöründe gerçek anlamda büyüme ile ilgili Ocak ve Şubat aylarının ve Mart aylarının verimli geçtiğini buradan ifade etmek istiyoruz. Hatta yapılan netice çalışmalarında da tekstil hazır giyim sektörü %11,5, tekstil giyim sektörü ise de %12,6 büyüme gösterdi. Yani ne demek? Tekstil üretiminde %7,3 büyüme, giyim sektöründe de %9,3 büyüme oluştu. Yani Türkiye sanayicisi, Türkiye üreticisi çalışıyor, hizmetini ve kalitesiyle dünyaya kendi markasını oluşturmuş. Sadece bizim psikolojik yönden rahatsız olduğumuz konulardan dolayı bir kısım işletmelerimizin de konum itibariyle baktığımız zaman bir kısmı iyi diyebiliyoruz, bir kısmı da ne yazık ki çok da verimli, çok da iyi konumda olmadıklarını da buradan söylemekte yarar var. Şimdi o insanlar da bu ülkenin sanayicilerin içerisinde yer alıyordu. Düşünün, bir Rusya krizinin içerisinde, bir Suriye krizinin içerisinde, savaş esnasındaki olan yerlerde mal satanlar, mal alanlar, bunlar tabii ki hüsrana uğramış. Yaptıkları ticaretlerde istedikleri verimliliği elde edemiyorlar ve hatta kan kaybı ediyorlar ve hatta iflas erdelemeleri, hatta en önemli konulardan bir tanesi de çek yasasının cezadan kaldırılmasıyla beraber bütün firmaların çeklerin yazıldığını görüyoruz. Yani Türkiye bir taraftan iyiye doğru giderken bir taraftaki insanların da mağduriyet yaşadıklarını buradan söylemekte yarar var. Ama biz sektör olarak Avrupa Birliği ülkelerine çalışanların hepsinin makinelerin çalıştığını, işlerin güzel olduğunu buradan da belirtmek istiyoruz. Evet. Tabii yılın ilk yarısında birçok sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe de birçok fuarı karşıladık. Fuarlar da başladı. Fuarlarla birlikte de özellikle Orta Doğu'dan alım heyetleri geliyor. Biraz hareketlilik başladı mı sektörle ilgili? Şimdi tabii ki fuarlar ülkenin tanıdımı, yapılan imalatlarımızın sunumu, gösterimi ile ilgili çalışmaların son derecede verimli olduklarını buradan ifade etmekte yarar var. Fakat bizim ülkemizde ne yazık ki bazı fuarların fuar kurulum şekillerinde eksiklik ve yanlış olduğunu buradan vurgulamadan, söylemekten çekinmiyorum. Çünkü yani ikilik bir oluşum oluşuyor. Yani birliği, beraberliği oluşturan güçlü bir fuar anlayışımızı hala sergileyemedik. Bundan dolayı da ben bir dernek başkanı olarak bu konuda derneklerin üzerinde sanayi odalarının, ticaret odalarının bu konuda daha duyarlı olup birleştirici ve büyük bir organizasyon halindeki fuarların ülkeyi tanıdımını daha güçlü kılar ve daha alım güçlerinin karşılıklı o kalabalığı gören, o heyecanı gören insanların da alımları daha değişik olur. Ama siz düşünün ki bir ay içerisinde iki farklı yerlerde farklı aynı sektörleri temsil eden fuarlar oluşturuyorsunuz. Yani o
dışarıdan gelecek olan insanların katılımı ne derecede doğru olacak, hangisine katılacak? Yani bir grup farklı düşünüyor, bir grup farklı düşünüyor. Bunlardan biraz daha ülke olarak sektörlerin başkanları ve bu organizasyonları sağlayan kişilere buradan belirtmek istiyorum. Daha duyarlı olalım, birlik beraberlik olgusunu oluşturarak güçlü bir fuar anlayışını ülkemizde yaşatmayı, yaşatırmak için de gereken çalışmayı özverili olarak yapılmasını arzu eden bir taraftayım. Evet, Örme Sanayicileri Derneği olarak 2016 yılı içerisinde hangi programları yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi biz Örme Sanayicileri Derneği olarak ülkemizde çarpık bir düzen var. İstanbul biliyoruz ki bir metropol il. Burası bir kültür merkezi olabilecek bir ilimiz. Fakat çarpık bir yerleşimle ilgili sektörler dağınık bir yerlerde yerleşmiş vaziyette. Biz bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Örme Sanayicileri Derneği olarak sektörlerimizi kümelenmiş şekliyle ilgili İstanbul'un kenarlarında küçük organize bölgelerinin oluşumu ile ilgili devlet nezdindeki işte belediyelerimizden, hükümet politikalarımızın içinde bulunduğu Bilim ve Teknoloji Bakanlığımızdan sektörlerimizi İstanbul'un kenarlarında yerleştirebilecek, uzakta olmamak kaydıyla bir organize sanayi, küçük organize sanayinin çalışmasıyla ilgili uğraşıyoruz. Tabii bu ülkede bunu da isterken bugün Türkiye'de inşaat sektörü parlamış ve bu şekilde de büyüyen bir ülke konumunda geldik. Biz de diyoruz ki nasıl ki TOKİ halka ev yapıp verirken sanayicilere de aynı hizmeti, aynı iş altında şey yapsın. Yani bir yer belirlesin. Burayı TOKİ iştiraki ile Örme Sanayicilerin de içinde bulunmak kaydıyla yapsın, kira verir şeklinde bir yer tesis edilsin. Yani ve hem Örme Sanayicileri, yan sanayicileri de içerisinde bulunduracak şekilde olmakla ilgili çalışma yapılsın. Ha bunu başarır mıyız, başarmaz mıyız? Onu tabii ki çalışmalar hükümetin içerisinde yer alan bir konu. Biz arzuluyoruz, istiyoruz, uğraşıyoruz. Yani en büyük çalışma hedefimiz bu. Ve sektörün içerisindeki sorunları ve problemleri dile getirip işte sektörün daha verimli olabilmesiyle ilgili fikri ve görüşlerimizi beyan ediyoruz. Tabii bir kısım insanlar buna anlayışlı karşılar, bir kısmı anlayışsız olarak kendi bildikleriyle hareket ediyor. Yani sivil toplum örgütü bir yaptırım derneği değil. Yani sektörü bilgilendirme ve bilinçlendirme derneğidir. Sorun ve problemleri çözme bir derneğidir. Yani derneklerin faaliyetleri bunlardır yani. Evet, biz de o güzel projenizde, hedefiniz doğrultusunda sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Buradan son olarak tekstilcilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani özellikle belirtmek istediğim şu. Türkiye tekstil sektöründe ve diğer dallarda ihracat yaptığı konumdaki işlerini yaparken özellikle vurgulamak istediğim bir dernek başkanı olarak ve gördüğüm ve izlediklerimden dolayı bunu da söylüyorum. Artık ticareti kurallarına göre oynayan bir Türkiye olsun. Yani Türkiye dünyaya malını satarken güvencesini, karantinasını almadan satış organizasyonunda serbest ticaret yapma olayına artık biraz prensip olarak ülkemizin kaynaklarını heba edecek şekilde ticareti yapmayalım. Görüyorsunuz Rusya'daki olayları, diğer taraftaki ülkelerdeki yapılan ticaretlerimizi, yani o tarafa mal satıp da şu anda parasını alamayanlar, yani bunları görmemezlikten gelmek yanlış olur. Nasıl ki Dünya Ticaret Örgütü'nün Çin'in yaptığı bir çalışma gibi Türkiye'de bu örnekleri de kendi içinde taşıması lazım. Yurt dışından bir makine alırken, bir toplu iğne bile dahil alırken, satın alırken, kümrükten parasını ödemeden veya da karantin vermeden malınızı çekip ülkenize getiremediğiniz gibi bizler de yurt dışına gönderdiğimiz malların karantinasını, güvencesini almadan serbest bir ticaret anlayışından uzak duralım. Bunu niye söylüyorum ve görüyorum ki sektörler hep yara alıyor. Yurt dışına mal satanlar
parasını alamadığı zaman içerideki işletmelere zincirleme bir şekilde zarar veriyor. Ülke kaybediyor, sanayici kaybediyor ve bundan dolayı da iflas derdilemeleri oluyor ve bundan dolayı da o işletmelerde çalışan vatandaş da alacak olduğu maaşını, tazminatını da alamaz hale geliyor. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Evet, kıymetli bilgilerinizi Akşam Pazarı TV izleyenleriyle paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız, bize bu fırsatı verdiniz. Sektörümüzün tanıtılması ve ülkemizin tanıtılmasıyla ilgili sorunları ve problemleri birlikte ekranlara taşıdık. Teşekkür ediyorum, iyi başarılar diliyorum.